Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Hep beraber cuma gününü noktalıyoruz. İşlem gününü buradan sonra konuşacaklarımız. Analiz Sentez programından sonra tabii ki ekonomi. Dediğimiz gibi bugün ilginç bir gün. Dün aslında gece yarısından itibaren özellikle altıncıları sevindirecek güzel gelişmeler oldu. Birkaç zamandır ne diyorum, hani yukarıda işte direnç noktası var, aşağıda destek noktası var. Elinize bir top aldığınızı düşünün. Yukarıdaki destek, yukarıdaki direnç noktasına böyle sürekli vurduğunuzu ve akümülasyonun yani fiyat arayışının orada gerçekleştiğini düşünün dedim. İşte aynı şey gerçekleşti. Yaklaşık 4 seferdir 1775 aşağıdaki destek noktasında bekleme yaşadıktan sonrasında yukarıdaki 1805 direnç noktasını yüksek bir kırılımla geçti. 1818'lere geldi. Uzun süreden sonra altıncıların beklediği süreçlerdi. Bu da aslında diğer emtiaların hareketlenmesine çok etkili. Özellikle bakır, ne diyoruz? Doktor bakır diyoruz. Hani bu işin doktorudur. Eğer bakır artıyorsa sanayi, üretim, bu gibi kalemler geri açılacak ve bu da insanlara bir pozitif mesaj aşılıyor demiştik. Nitekim bakırdan aldığı pozitif desteği altında çok ciddi anlamda lehine çevirmiş gibi gözüküyor. Tabii burada enflasyon konusu var. İşte enflasyonun yapışkan olması, kısa vadede değil, orta ve uzun vadede ancak kendine gelecek olması da altının özellikle onsundaki hareketi destekliyor. Ama şöyle diyenler var. Genelde hani işte altının onsu arttığında dolar geriliyor diyor. Çünkü bunların arasında sonuçta bir ilişki var ama içeride dolar yüksek seyrettiği için gerek Merkez Bankası Başkanı'nın daha tam net bir onay almaması, açıklamalarının insanları tatmin etmemesiyle beraber İşte dış borç, 128 milyar dolar tartışması, devamında gelen tartışmalarla aslında dolar yüksek seyrediyor. Ve işin ilginç tarafı mı diyeyim, kötü tarafı mı diyeyim, bazı raporlarda 9.50'ler, 9.30'lar artık telaffuz edilmeye başlandı. Ve bunun yıl sonunu bile beklemeyeceği konuşmaları var. Bu tedirginliklerle beraber dolar birazcık daha yukarıda seyredecek gibi gözüküyor. Tabii enflasyon konusu burada çok etkili. Enflasyonun üretici enflasyonu, tüketici enflasyonu arasında bugün yayında da konuştuğumuz gibi makasın fazla olması. Yani geçtiğimiz yıl işte 10,94'lük tüketici enflasyonu varken üretici enflasyonunun 6 olması. Bugün tüketici enflasyonu 17 iken bakın bir öncekinde tüketici enflasyonu üretici enflasyonundan fazlaydı ama üretici enflasyonu çok baskı yaratmıyordu. Bugüne geldiğimiz zaman yarın pazarların kurulmasının bu arada bütün her yerdeki hani semt pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe açan hepsi aynı lokasyonlarında pazarlarını açacaklar. Sadece yarın Türkiye, İstanbul'un her yerinde, her mahallede açılacak diyebiliriz. Ama bugüne baktığımızda tüketici enflasyonu 17-14 ama üretici enflasyonu 35. Yani iki katı fazla. Bu da beni neye götürecek? Mayıs, Haziran, belki Temmuz aylarında seradan tarlaya geçildiğinde bile fiyat artışını getirecek. Son 8 yılın gıda fiyatlarında en rekor seviyelerini gördük diyoruz. Bu da beni bir şekilde etkileyecek. Bu arada yayında da bu da bana küçük bir destek verdi. Biricik'in tokası. Çok şeker. Ondan onunla ilgili bir şey yayında yanımda olduğunda yayın keyifli geçiyor. Bugün de zaten su gibi aktı geçti, hiç anlamadım. Şimdi normale dönersek kripto paraları dönüyor. Şimdi dolar belli ki yükseliş eğilimini sürdürecek gibi gözüküyor ki dolar endeksindeki artış biraz geriledi düşünün. Yani hani bundan sonrasında bakalım nasıl bir seyir işlenecek. Hatta ben faizlerin indirilmesini yılın sonuna kadar değil belki bir ufak faiz artışı da gelebilir. Çünkü 2 sene önce 2018'de %24 olduğunda faizler üretici enflasyonun %45 olmuştu. Hani bir şekilde ikisi birbirine bağlantılı, net bağlantılı demiyorum. Yani üretici enflasyon artınca olacak değil de ama sonuçta oradaki fiyat artışını kurun da etkisi gelmesin diye frenlemeye çalışmayı faiz ayağından yapılabilir. Kripto paralara geçiyoruz. Kripto paraların hacmi her geçen gün artıyor. Citibank kripto piyasasına gireceğini söyledi. eBay ödemelerde kriptodan faydalanacağını söyledi. PayPal zaten biliyorsunuz çok büyük destek kripto paralara. Ama şimdi Bitcoin'in hikayesinden altcoin'lerde ciddi hareketler geçiyor. Özellikle 2 gündür. Ve ben ne diyorum? Şimdi eğitim videolarını izleyenler bunu daha iyi anlayacaklar ama DeFi yazı. DeFi Summer. DeFi de ne demek oluyor? Yine eğitimleri izlemenizi öneririm bunlarda. Çünkü bu o zaman yatırımların da nereye gideceğini daha rahat anlarsınız. DeFi demek kripto para bana ne diyor? Gündelik hayatta yaptığım bütün problemleri, bütün
aktiviteleri, kredi kartı almak, kahve almak, efendim oraya gitmek, kredi almak, borsada oynamak. Bunların hepsini gel benim üzerimden yap diyor. Benim üzerimden yap derken de ben sana sistemlerle bunu kolaylaştırayım diyor. İşte defiler o sistemler, o problemleri çözüm sunan sistemler. Bu bir borsa olabilir, bu bir dijital reklamcılık olabilir, bu bir oyun olabilir. Nitekim şimdi şu ayrımı kripto paracıların çok iyi anlaması lazım. Sanal para, dijital para ve kripto para arasındaki farkları. Bu da eğitimlerden bir tanesi konusu. Burada az biraz açayım da hani bilin diye. Şimdi kripto paralar çok farklı bir hikaye sunuyorlar ve size aslında bir hizmet sunuyorlar. Dijital paralar, arkada yine bir merkezi sistem var, bir devlet var, bir hikaye var. Onun dijital ortamda, elektronik ortamda hızlanmasını sağlıyor. Dijital yuan dediğinizde, dijital dolar dediğinizde bunların arkasında merkeziyetsiz bir şey yok. Yani yine siz o ülkenin hikayesine, vizyonuna, misyonuna sadık kalmak zorundasınız. Kripto da diyor ki bunları bıraktım ama sen mesela ben sana çözüm sunuyorum diyor. Biri dijital para hız sunuyor, kripto para çözüm sunuyor. İkisi arasındaki farkı nerede olduğuna karar vereceksiniz. Yatırım yaparken şimdi Litecoin inanılmaz bir gelecek var diyor. Litecoin, BNB. Ethereum zaten benim, ben her seferinde bunu yeniliyorum, yineliyorum. 14 Temmuz'a kadar 5.000-5.500 dolarlar artık net şekilde görülüyor. Hatta yani bu dijital dolar aktivitesi devreye girdiğinde 5 pilot bölgeyle başlatıyoruz diyorlar ya. O başladığında ya ben Ethereum'u 10.000 dolarlardan falan görebilirim. Bitcoin'in hikayesindense şu anda altcoin ve defilerin ciddi hareketlerini göreceğiz yaza doğru giderken. Defi summer olacak diye çok net anlaşılıyor. Devamında 2017 formasyonu bugün gerçekleşiyor. Eren Caner'le herkes bunu konuşuyor. Programda biz bunu konuştuk. 2017 yılının başında bir artış geliyor Mart aylarında ve daha sonra tekrar düşüş geliyor. Diyorlar ki bitti. Zaten 2017'den hani 2008'den bu yana hep düşük seyrediyordu. Daha sonra 2017'de yaz ayları geçtikten sonra bir yeni formasyon oluşuyor ve yılın sonunda Bitcoin'in yılbaşında 100 dolarla başladığı serüvenini 19.000 dolarda kapattığını gördük. 19.000 dolardan kendini gevşetti. Bu rüzgar Ethereum'lara geçti. Kripto paraları geçti. O zaman tabii Litecoin'ler, Ethereum'lar, işte BNB'ler, Bitcoin Cash'ler bunlar da hareketliydi ama bugün aynı formasyon oluşmakta. Yani yılın sonuna doğru. Ha aradaki nefes molalarına dayanamayacağım diyorsanız lütfen nakitte bekleyin. Kasım'a kadar hatta Eylül'e, Ekim'e kadar ama fırsatlar çok ciddi anlamda geliyor gibi gözüküyor. Bu formasyon eğer oluşursa o zaman yıl sonunda siz 7.000 dolar, 8.000 dolar Ethereum'da, Bitcoin'de 95.000 dolarları görme ihtimalimiz var. Çünkü bu gerçekten hareketli şekilde geliyor. Peki burada şu anda nefes molasına girmiş olanlar Litecoin'i nefes molasına sokmuş olabilir. BNB, dediğim gibi Uniswap, defiler çok inanılmaz hareketli. Uniswap, LTO, Matic, MKR, Compound, AV bunları güzel not edin. Bunları lütfen biz Eren Caner'le Kriptoav'ına çıkıyoruz yani böyle işte listeleri yazıyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Kriptoav'ına çıkacağız. Bugün ikimiz de yollarda olduğumuz için iki haftadır yapmıyoruz ama haftadan itibaren devam ediyoruz. Bayramın ilk gününe denk geliyor. Belki ikinci güne alırız ama dediğim gibi önemli günlerden geçiyoruz ve bunları lütfen LTO, Matic, MKR, AV, Compound, Litecoin, BNB, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash nedir? Biliyorsunuz Bitcoin'in hard fork'uyla yani çatallama ile yeni oluşan ve bir oluşum. Bu hard fork'lardan sonra çıkanlar artık o kadar kripto paraya ilgi var ki yeni bir hayat sürüyorlar. Ve Bitcoin Cash şu anda Bitcoin'den çok daha süratli seyrediyor. Binance'in ki BNB Ethereum'la inanılmaz rol çalmıştı. Şimdi yavaş yavaş kendine doğru çekiyor ama Ethereum artık diğer bütün kripto paralardan rol almaya başladı. 14 Temmuz çok önemli bir gün bana göre. Hani ben dediğim gibi benim hedefim bir günde 10.000 lira, 20.000 lira kazandırmak değil. Tabii kazandırıyorsak ne ala muhalle ama uzun vadede her türlü yatırımda, sepette, mesela eğitim videolarımda bu sepetten bahsediyorum. Sepet nasıl? Mutlaka herkesin sepetinde, sadece kripto para sepetinden bahsetmiyorum. %25 altın olmalı. Kârlarınızı realize etmeniz, vaktini iyi belirlemeniz lazım. Yani bu gibi şeyler var. Bu gibi nüansları konuşuyoruz. Lütfen katıl butonunda eğitime dikkat edin ama Ethereum 14 Temmuz'a kadar rekor üzerine rekor kurabilir. Ha 14 Temmuz'da bitecek mi derseniz belki bir nefes molasına girer. 14-15 Temmuz'da bir kendine nefes molası alır ama ondan sonrasında yılın sonuna kadar devam eder.
altın, dolar 2021'in ikinci yarısından, Haziran'dan sonra çok ciddi anlamda harekete geçecek gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi eteklerinde sakladıkları sinirlerini, kinlerini ülkeler birbirlerine gösterecekler. Aşı patentini bugün analiz sentezde çok fazla konuştuk konuklarımla beraber. Aşı işinde Dünya Sağlık Örgütü girdi. Ben aşı patentinin açıklanması gerektiğini, baştan negatif değil, hani devamının getirilmesi gerektiğini, en azından bir denenmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Merkel bizim karşımıza geçti. Biz işte Dünya Ticaret Örgütü'yle aynı fikirdeyiz gibi. Ama bu konu daha çok tartışılacak gibi. Çünkü BioNTech mesela halka bu patent tartışması ortadan kalkarsa orta vadede arzı arttırmaz diye bir açıklama yaptı ve bir gün içerisinde yüzde dün sadece 19 geriledi. Bugün de gerileme yatay olarak devam ediyor. O yüzden hani piyasanın verdiği tepkiler Aralık ayında da BioNTech'in hisseleri bir anda bir sert gerilemişti. Biz o zaman anlam verememiştik. Nasıl yani, işte Bill Gates çok zengin oldu, orada yatırım var, burada yatırım var demiştik. Ne olmuştu? Bizim hiç bilmediğimiz komplikasyonlar çıkmıştı. Piyasa çoğu zaman çok daha erken hareket ediyor, erken tepkilerini verebiliyor. O yüzden de dediğim gibi bu BioNTech, bu patent tartışması daha devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım, göreceğiz ama altın için güzel zamanlar gelmek üzere. 1818'lerde barınabilmesi için, 1805'in üzerinde barınabilmesi için işte bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta bayrama kadar da çarşamba perşembe kadar kendini toplaması lazım. Sonuçta bayram var diye ons altının piyasası kapalı değil. Ama bizde piyasalar kapalı oluyor. Ama dediğim gibi 1805 eşiğinin üzerinde kapatması güzel. Yine bir 1775'e kendini bir atsa tamamen üstündeki yükleri atıp devamını getirebilir ama 1850'de uzak bir hedef değil. Ama tabii ki dolardaki gevşeme biraz gram altının fiyatını aşağıda tutuyor. Yani 500'e ulaşması biraz vakit alacak ama ons bayağı bir gelecek vaat ediyor gibi. Ha, gelecek vaat ediyor dediğim 1900'e bir anda fırlar mı? Hayır, fırlamaz. Öyle bir şey yok. Daha bizi yavaş yavaş sevindirecekmiş gibi. Bana göre Haziran'ın sonuna, hatta Haziran'ın ortasına kadar biraz bekletecek. Ama emtiaların, işte gümüşün, altının, bakırın, alüminyumun, nikelin, tarım emtialarının hareketlenmesi emtia piyasalarındaki hareketi de yanında getirecek. Biliyorsunuz Temmuz ayının ortasında 2083 dolar olduğunda aslında biz dünya olarak hani ilk dalgayı atlattık, 10 Haziran'dan sonra bitecek falan denilmişti. Onun çok etkisi olmuştu. Bugün de aşıların aslında hani bu yaz birazcık daha rahat geçme ihtimaline dünya alıştı gibi gözüküyor. Bu da hani stoklama yapıldığında, ki stok dediğimde burada Çin'in stoğundan bahsediyorum. O ne zaman yapsa hemen bir anda artıyor. Çin stoğu yapıldığında da yine altında hareketlenmeleri göreceğiz. Bakalım, biraz zaman olacak ama yaz altın için güzel vakitler gibi gözüküyor diyorum. Böyle kapatıyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızı katıl butonundaki eğitimlere yönlendirmeyi ve buraya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Kripto paralarla ilgili 4. dersinize de ulaşmış olmanız gerekiyor. Üyelerim için söylüyorum. Görüşmek üzere. Yarın da pazar günü de kripto odaklı yayınlarımızla devam edeceğiz. Çünkü piyasalar kapalı olduğu için pazar günü bir haftaya bizi ne bekliyor onunla başlarız. Görüşmek üzere.